arkadaşlar. Günaydın herkese. Hoş geldin. Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 100. yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz alma programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Temsili olarak canlandırılması, denize karanfillerin bırakılması... Türk-Yunan ilişkilerinin Lozan Anlaşması'na ve onun ruhuna sadık kalarak karşılıklı güven ve barış iklimine kavuşması gerektiği düşüncesindeyiz. Sayelerinde mübadeleyi, mübadelenin acılarını, bu büyük trajedinin etkilerini öğreniyoruz. Konuşmamın sonuna gelirken sizlere bir kez daha hoş geldiniz diyor. Göç yollarında hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Των ανθρώπων που αντάλλαξαν πατρίδες. Ο Δήμος Χαλκιδόνος, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Buradan yoğun şekilde mübadele nedeniyle Yunanistan'a, Selanik yakınlarına giden dostlarımız, eski akrabalarımız, eski dedelerimizin dostları orada da Kalikratya'yı kurdular. Bu da bir doğduğu yere bağlılığın bir şekilde tezahürü, bir şekilde doğduğu yere bağlılığın bir ifadesidir. Ben de öyle yapıyorum. Neopilaya Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Theodoros Paulos, Yönetim Kurulu Üyesi Ana... Göç yollarında... Gemilerle, teknelerle karaya nasıl yanaştılarsa şu anda da o anı canlandırıyoruz. Güzel, kenara geç öyle, tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldin bacım. Sen ol. Senin kuburga seni. Lozan Antlaşması ile beraber iki ülke arasında, Yunanistan'da Türkiye arasında mübadele meselesini ele alan sözleşmenin yapılması sonucu mübadil olgusu yaşanıyor. Türkiye'den 1,5 milyon civarında Rum Ortodoks Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan 500 bin Müslüman Türk Türkiye'ye zorunlu olarak göç ediyor. Bugün onun 100. yılını yaşıyoruz. Nasıl ki Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz 2023 yılında. Lozan dramı, mübadele dramının da 100. yılını anıyoruz. Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'ye karşı savaş çığırtkanlığı yaptığını gördük. 100 yıl önce bu dram yaşanmış. Tekrar Yunanistan'la Türkiye arasında Lozan Antlaşması'na aykırı hareketlerin Yunanistan tarafından yapılmasını asla tasvip etmediğimizi burada konuşmalarımızda kendilerine anlattık. Her ne hikmetçe 100 yıl sonra tekrar Yunanistan düşmanlığı arttırıcı tavırlar sergilemeye devam ediyor. Daha bugün sabahleyin, bugün pazar sabahı Genelkurmay Başkanı'nın savaş çığırtkanlığı yapmış olmasını asla kabul etmiyoruz dedik. Ama zamanı gelip de eğer tekrar bir tokat isterlerse Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı bunu Yunan siyasilerine esir aldıksa Uşak yakınlarında öbürlerini de esir alırız. Yani hiç fark etmez bizim için. Akıllarını başlarına toplasınlar. Yunan devleti Lozan Antlaşması'na sadık kalsın. Yoksa başına geleceklerini onlar tarihten hatırlarlar, tarihi karıştırsınlar.